Yedi renkli göl olarak bilinen, küresel ısınmaya bağlı olarak son yıllarda yaşanan kuraklık ve bunun yanında kirlilik problemleri yaşayan Eğirdir Gölü'nün su seviyesindeki düşüş devam ediyor. Su seviyesinin düşmesinin yanı sıra kirlilikle mücadele eden Eğirdir Gölü'nden tarımsal sulamanın yanı sıra Isparta'nın içme suyu ihtiyacı için su alımı yapılıyor. Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği'nce gölde yapılan kontrollerde Boyalı mevkiinde doğal kuyu olarak adlandırılan düden tespit edildi. Barla Köyü Boyalı mevkiinde son zamanlarda 2 adet düden tespit etmiş bulunmaktayız. Yalnız bu düdenlerin çekimi yani su kaybı oranı çok yüksek olmamakla birlikte tabii ki Eğirdir Gölümüzden ciddi anlamda su kaybına mal vermekte. Bunu biz devlet su işleri ile temasa geçip incelettirmek istiyoruz. Düdenlerden giden suyun denize kadar ulaşabildiğine dikkat çeken Eğirdir Belediye Başkanı ve Eko 1 Başkanı Mustafa Özer, bunun araştırılarak düdenlerin kapatılmasını istiyoruz. Çünkü Eğirdir Gölü bölgemiz için çok önemli diye konuştu. Bu düdenler şimdi araştırılması gerekiyor derken şunu kastetmiştim. Denize kadar gidebiliyor düdenler. Yani yer altından, yeraltı yolu diye, yeraltı su yolu diye tabir ettiğimiz bölgeden yani bir rota izleyip denize kadar gidebilmekte. Bunun araştırılıp eğer denize gidiyor ise de bu düdenlerin kapatılması gerekiyor. Çünkü Eğirdir Gölü gerçekten bölgemizin en büyük tatlı su kaynağı olmakla beraber önemsenilmesi gereken bir göl. Eğirdir Gölü'nde ciddi derecede su kaybının olduğunu ifade eden Mustafa Özer, çiftçilerimiz vahşi sulamadan kaçınmalı, vatandaşımız da suyu tasarruflu kullanmalı dedi. Son yıllarda tüm ülkemizin bildiği gibi tatlı su kaynağı aynı zamanda Türkiye'mizin en büyük göllerinden birisi olan Eğirdir Gölü'müzle ilgili ciddi bir su kaybı söz konusu. Biz hem Eğirdir Belediyesi olarak hem Eko 1 olarak bunu en minimize halde çalışmalara devam etmekteyiz. Bu bağlamda değerli halkımıza, değerli çiftçilerimize, üreticilerimize her daim bilgilendirme yapmaktayız. Vahşi sulamaktan kesinlikle kaçınılmasına tavsiye ediyoruz. Ve değerli halkımızı da farkındalık uyandırarak yani kullanım olarak da azami dikkate teşvik ediyoruz.